İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kanal Fırat ekranlarında Fırat'ta gündem programı ile yeniden karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuklarımız Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu ile Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şubesi İl Formatörü Selçuk Öztürk. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Efendim 1-7 Mart Yeşilay Haftası kutlanıyor. Ancak tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da sizler Yeşilay Elazığ Şubesi olarak önemli etkinliklere imza atıyordunuz. Ama bu yıl pandemi nedeniyle herhalde bu eksiklik etkinlikler yapılacak mıdır bilmiyoruz. Detayları sizden alacağız ama 1-7 Mart Haftası, Yeşilay Haftası Elazığ'da nasıl geçecek? Neler yapmayı düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Evvela bize bu imkanı tanıdığınız için Kanal Fırat ailesine ve sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi seyreden saygıdeğer hemşehrilerimize de buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Her yıl 1-7 Mart tarihleri arası Yeşilay Haftası ve dolayısıyla biz Yeşilay Cemiyeti'nin bu yıl 101. yılını kutluyoruz. Pandemiden dolayı maalesef Yeşilay etkinliklerini daha çok dijital ortamda, billboardlarla, işte televizyon programları ile, radyo programlarıyla, kamu spotlarıyla kutlamak zorunda kaldık bu yıl. Bu yıl sahada herhangi bir çalışmamız olmayacak. Yani daha önceki yıllarda bisiklet turu düzenliyorduk, standlar açıyorduk, bir ilkokulda boyama etkinliği düzenliyorduk, okullarda bir takım seminer çalışmalarına katılıyorduk. Dolayısıyla bir haftayı dolu dolu geçiriyorduk. Ama bu yıl maalesef bu pandemiden dolayı bu daha önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri bu yıl yapamıyoruz. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Biz 1-7 Mart tarihleri arası Yeşilay Haftası'nın dışında yılın 12 ayı Yeşilay Cemiyeti ve şubeleri çalışmalarına topyekün devam ediyorlar. Yani bizim 1-7 Mart olmaz, pandemi biter. Biz pandemiden sonraki süreçte de kaldığımız yerden sahadaki çalışmalarımıza elbette devam edeceğiz. Peki Selçuk Bey, sizler neler söyleyeceksiniz efendim bu noktada Yeşilay Haftası ile ilgili? Bizler Türkiye Yeşilay Cemiyeti adına Elazığ Şubesi olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bizler faaliyetlerimizi bazı alanlarda özellikle daha fazla sürdürmekteyiz. Bunlar eğitim çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları ve tedavi çalışmaları olarak sıralayabiliriz. Her sene Mart ayının ilk haftası 1-7 Mart tarihleri arasında bizler Yeşilay Haftası olarak kutlamaktayız. Yeşilay gücünü sağlıklı nesillerden, sağlıklı bireylerden almaktadır. Bizler de bu süreçte Yeşilay Haftası boyunca farkındalık çalışmalarımızı artırarak, eğitim çalışmalarını artırarak bu sağlıklı yaşam hakkındaki, sağlıklı nesiller hakkındaki bilgileri eklemek isteriz sürekli. Bizler gücümüzü bağımlılıklardan uzak, hayır diyebilmeyi bir yaşam becerisi haline getirmiş, birilerinden aldığımız için bu süreçte bizler bu yaygınlığı, bu yayılımı artırmaya çalışıyoruz. Yani bizler her sene 1-7 Mart tarihlerinde bu şekilde katılımları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Peki. Efendim Yeşilay eşittir sağlık diyebiliriz. Hı hı. Elazığ olarak ne kadar Yeşilay destekçisiyiz? Ya da işte Yeşilay'ın varlığından, cemiyetin Elazığ'da olmasının ne kadar farkındayız, ne kadar biliyoruz? Şimdi demin sözleme başlarken 101. yılımızı kutladık dedim. 1920 yılında kurulan ve ilk etapta alkolle mücadeleyi prensip edinen bir cemiyet, Hilal-i Ahtar adıyla başlayan ve daha sonra da bugünkü adıyla Yeşilay Cemiyeti dediğimiz bir cemiyet. 1934 yılında da Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kamuya yararlı bir dernek statüsü almış. Çok köklü bir cemiyet Yeşilay. Evet. Ancak bu cemiyetin biz 2010 yılına kadar maalesef belli bir takım bölgelerde, şehirlerde var olduğunu biliyorduk. Okullarda sadece işte Yeşilay kolu denilir ve geçilirdi. Etkin bir faaliyeti söz konusu değildi. Ancak 2010 yılından sonra Türkiye genelinde Yeşilay'ın şube sayıları her ilde açıldı. Ve şu anda 120 tane şubesi olan büyük bir teşkilat, büyük bir cemiyet haline büründü. Elazığ'da da 2015 yılında faaliyetlerine Yeşilay Şubesi başladı. Yani biz bu yıl 6. yılımızı Elazığ'da geçiriyoruz Yeşilay Şubesi olarak. Bu 6 yıl içerisinde
Öncelikle Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'yla yapılan protokol neticesinde biz hemen hemen Elazığ'daki okullarımızın birçoğuna bizzat kendimiz formatörlerimizle beraber iştirak ederek oradaki gençlerimize bir farkındalık oluşturmak. Onlara bağımlılıklardan uzak, bağımlılıkların o riskinden uzak, sağlıklı bir yaşamın prensiplerini anlatarak hem kendimizi anlattık, tanıttık, Yeşilay'ın var olduğunu öğrettik. Aynı zamanda da onlara biz sağlıklı yaşamın ne olduğunu, işte bağımlılığın ne olduğunu, bağımlılıktan nasıl uzak durulması gerektiğini bir farkındalık boyutuyla formatörlerimizle birlikte anlattık. Ve ben inanıyorum ki işte sizin gibi değerli medya organlarıyla hem yazılı hem görsel, yine diğer kamuda görev yapan arkadaşlarımızın gayreti neticesinde biz Elazığ'da inanıyorum ki herhalde büyük bir kesim Yeşilay Cemiyeti'ni, Yeşilay Şubesi'nin var olduğunu biliyorlar. Çünkü çok rahatlıkla bana ulaşabiliyorlar, arkadaşlarıma ulaşabiliyorlar. Evet. Sıkıntılarını, bağımlılıkla ilgili sıkıntılarını dile getiriyorlar. Köylerden, ilçelerden, beldelerde görev yapan öğretmen arkadaşlarımız bizlere ulaşıyorlar. Özellikle Yeşilay Haftası'nda işte döküman, afiş, broşür temini noktasında bizlere ulaşabiliyorlar. Ve Elazığ, ben bunu iddia ederek söylüyorum, Elazığ Yeşilay Şubesi formatörleriyle, yönetim kuruluyla, arkadaşlarımızla bayağı bölgede ses getiren bir şubeyiz. Çünkü bizim Muş'tan da, Tunceli'den de, Bingöl'den arayan öğretmen arkadaşlarımız vardı. Yani bize de yardım edebilir misiniz diye. Bu tabii ki bizim için gurur verici bir olay. Ve biz çalışmalarımızı hem il bazında hem de ilçe boyutunda da devam ettiriyoruz, ettireceğiz yani. Peki, Selçuk Bey, Yeşilay adı altında bir de Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM var. YEDAM nedir, ne iş yapar? Evet. Yeşilay Danışmanlık Merkezi, bağımlılık belasına bulaşmış kişilere tedavi süreçlerinde yardımcı olan Yeşilay bünyesinde kurulmuş bir kurumdur aslında. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin açılımı, yani Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM'ın bir açılımıdır. YEDAM zaten şu an ilimizde yaklaşık 1,5 senedir hizmet vermekte. Bizler YEDAM'da alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, tütün bağımlılığı ve kumar bağımlılığı üzerine oradaki uzmanlarımız vasıtasıyla tedavi vermekteyiz. Bu tedavi tamamen ücretsiz ve ayaktan tedavi şeklidir. Yani bir yatarak veya yataklı bir tedavi çeşidimiz bu şekilde bulunmamaktadır. Tamamen ayaktan ve ücretsiz bir tedavi türüdür. YEDAM'daki süreç 12 yaş ve üzerindeki tüm bireylerimizin bağımlılığa bulaşmış veya bağımlılık riski taşıyan bireylerimizin başvurabileceği bir kurumumuzdur. YEDAM'a başvurular 115 çağrı hattından yapılmaktadır. Çünkü orada bir randevu sistemi var. Yani randevu sistemiyle tamamen başvurulması lazım. Yani öyle gidip de direkt ayaktan başvuru olmuyor. Tamamen randevu şeklinde çalışan bir kurum. Oradaki çalışmalarımızı yürüten psikolog arkadaşlarımız var. Yani evet, tamamen alanında uzman, kendini bu alanda yetiştirmiş. Bu süreçlerde kendini ekstra bir şekilde geliştirmiş arkadaşlarımız var. İki tane psikolog arkadaşımız, bir tane sosyal hizmet uzmanı, bir de orada halkla ilişkiler uzmanı arkadaşımız var. Buradaki işler tamamen profesyonel bir şekilde ilaçsız tedavi şeklinde sürmektedir. Yani YEDAM, aslında YEDAM mantığı şöyle doğdu. Şimdi dünyada ilaçlı tedavinin ardından görüldü ki bir psikoterapi, psikososyal müdahale yöntemi gerekmektedir. Ve bu açık bir şekilde görüldü ülkemizde de. İlaçlı evet, tedavilerin bittiği ve ilaç tedavilerden sonra görülen bir eksiklik üzerine kuruldu. Bu da amatemlerle aslında bir nevi dirsek temasında onların tedavilerinden sonra başvurulabilecek daha farklı bir tedavi yöntemi, psikoterapi şeklinde bunu bu şekilde aslında ifade etmiş olalım. Peki. Yani YEDAM'la ilgili ben birkaç şey daha ekleyeyim. Buyurun başkanım. Bizim özellikle 2015 yılına kadar sadece eğitim faaliyetlerimiz, yani Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımız, o genel bir çerçeve, bir şemsiye. Ancak 2015 yılından sonra biz rehabilitasyon çalışmalarına da girmek zorunda kaldık. Neden? Çünkü ilimizde de amatem var. Sağ olsunlar, geçen gün hem Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimi ve amatemden sorumlu uzman doktor Zeynep Hanım
YEDAM'ı ziyaret ettiler. Onlarla çok güzel, yararlı bir görüşmemiz de oldu. Daha önce biz de onları ziyaret etmiştik. Şimdi biliyoruz ki AMATEM'de ilaçlı bir tedavi var. Evet. Ortalama 20-28 gün civarında bir ilaçlı tedavi uygulanıyor madde bağımlılarına, alkol bağımlılarına. Ancak ondan sonraki süreç, yani ikinci kısım çok önemli. O ikinci kısım ne? Psikososyal terapi dediğimiz bir terapinin uygulanması lazım. Şimdi AMATEM bölge hastanesi olduğu için orada yoğunluk çok fazla. Ve dolayısıyla doktor arkadaşlarımız o psikoterapi boyutunu maalesef orada tam manasıyla gerçekleştiremiyorlardı. Bu Elazığ'a özgü bir durum değil. Bu Türkiye'nin genelinde var olan bir sıkıntıydı. Dolayısıyla arkadaşlarımız o psikoterapi boyutu da en az 6 hafta sürüyor. Bakın YEDAM'a gelen bir madde bağımlısı, bir alkol bağımlısının psikoterapiden sonuç alabilmemiz için hastanın durumuna göre en az 6 hafta. Bazen bu çok daha uzayabiliyor. Bir düşünün, yani ilaçlı tedaviyi uyguladınız ve onun tam sonucunu alacağınız nokta psikoterapi boyutu. Ama siz onu ne yapamıyorsunuz? İmkansızlıklar ve yoğunluktan dolayı hastanenizde gerçekleştiremiyorsunuz. İşte bu noktada hep şu ön plana çıkıyordu. AMATEM'e gitti ama kişi bir türlü sağlığına kavuşamadı, arınamadı. Evet. Bunu sıkça duyuyorduk. Çevremizden de duyuyoruz. Ve mesela YEDAM'a gelenlerin büyük bir kısmı, ya ben AMATEM'e gittim ama AMATEM'de ben bir verim elde edemedim, gitmek istemiyorum şeklinde serzenişler de duyuyoruz yani biz bunları. İşte bu yüzden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi bu eksikliği görerek biz bir nevi AMATEM'le işbirliği içerisinde onların ilaçlı tedavisini oradaki uzman doktorlarımız yapıyorlar, bitiriyorlar ve sonraki kısım kime kalıyor? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne, yani YEDAM'a. Ve bu YEDAM oluşturulurken de özellikle dünyada 40 tane YEDAM modeli benzer incelendi, 40 ülke. Ve bunların 5 tanesini bizim uzmanlarımız bizzat ziyaret ettiler. Ve bu ziyaretlerin neticesinde bize özgü, Türk milletinin aile yapısına, insan karakterine, yapısına özgü bir model ortaya çıktı. Ve bu modele Yeşilay Danışmanlık Merkezi, kısacası YEDAM adı verildi. Yani biz aslında ne yapmış oluyoruz orada? AMATEM'de ilaçlı tedaviyi tamamlamış, bitirmiş olan kişinin psikoterapi boyutunu ücretsiz ve gizliliğin esas olduğu, bakın bu çok önemli, ücretsiz ve gizlilik. Bir arkadaşlarımız, orada görev yapan arkadaşlarımız bir kalem dahi hediye almıyorlar, alamazlar. Ve gizlilik çok önemli. Bakın ben şube başkanı olarak oraya gelen bir danışanım, biz onlara danışan diyoruz. O danışanın benim psikolog arkadaşımla, uzman psikolog arkadaşımla ne konuştuğunu, ne ettiğini, ne yaptığını kesinlikle bilmeyiz. İsimlerini bile zikretmeyiz. Bu kadar gizliliğe biz önem veriyoruz. Ve aynı zamanda ücretsiz olduğunu ifade ediyorum. Ve buradan yine annelere, babalara, vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yani bu şekilde alkol bağımlısı, madde bağımlısı, tütün bağımlısı, teknoloji bağımlısı, son iki haftadır da kumar bağımlılarını da kabul etmeye başladık. O konuda da bir artış söz konusu. Kumar bağımlıları YEDAM'a geldikleri zaman benim çocuğum burada işte sicili bozulacak, benim çocuğum ifşa olacak, benim çocuğumu işte rencide olacak, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bakın bizim öyle bir randevu sistemimiz var ki, randevu sisteminde gelen danışan benim psikolog arkadaşımla odasında gizli görüşme yaparken diğer gelen kişi orada danışmada ne yapıyor? Sırasını bekliyor ve birbirlerini kesinlikle ne yapmıyorlar? Görmüyorlar. O çıkarken o odasında oluyor, o çıkarken diğeri şey oluyor. Yani ben oraya gittim, Fatma Hanım'ın kızı oradaydı, Ali Bey'in oğlu oradaydı şeklinde kesinlikle böyle bir karşılaşma söz konusu olmuyor. Tabii bazı istisnalar olabiliyor ama hiç kimsenin özel bilgileri, konuştukları YEDAM'ın o görüşme odasının dışında kimseyle paylaşılmıyor. Şimdi biz başlangıçta Elazığ'da YEDAM başladığında, bakın tehlikenin boyutunu ifade etmek için söylüyorum, alkol ve madde bağımlılarını kabul ediyor. Tamam, soracaktım. Yani kötü bir durumda mıyız tabii, bu noktada? Tabii kötü bir durumdayız. Alkol ve madde bağımlılarını alıyorduk. Yaş sınırımız kaçtı? 16'ydı. Bu Türkiye genelinde, bakın Türkiye genelinde ve Elazığ'da o kadar büyük talepler oluştu ki YEDAM'a karşı. Bakın bu bizim Elazığ'da tanındığımızı gösteriyor. Yani Yeşilay Şubesi'nin ve YEDAM'ın var olduğunu gösteriyor.
Yaş sınırını kaça çektik biliyor musunuz Canan Hanım? 12. Ve şu anda dünyada alkol kullanma yaşı Yeşilay'ın yapmış olduğu son araştırmalarda 11'e düştüğünü de bilelim yani 11 yaş. Dolayısıyla biz 12 yaş ve üstünü alkol ve madde bağımlılarını ne yaptık? Kabul etmek zorunda kaldık. Bunun dışında teknoloji ve tütün noktasında da bayağı bir şey vardı. İşte almıyor musunuz, niye kabul etmiyorsunuz? Hem Yeşilay Genel Merkezi'ne hem şubelerimize, YEDAM'lara. Ve biz alkol ve tütün bağımlılarını da bakın kabul ediyoruz. Alkol ve tütün bağımlıları. Son olarak da biz kumar bağımlılarında 2 haftadır ne yapıyoruz? Başvuru olduğu takdirde onları da kabul ediyoruz. Mesela teknoloji bağımlılığı noktasında biz yapmış olduğumuz takım projeler var. Demin birazdan onlardan da bahsederiz herhalde. Mesela en büyük annelerin, babaların, özellikle annelerin bu konudaki sıkıntıları çocuklarının internet bağımlısı olması, evet, oyun bağımlısı olması. Bu noktada çok büyük bir talep vardı. Ve ben bu pandemi süreci bittikten sonra, online eğitim bittikten sonra, ülkemiz bu virüs belasından kurtulduktan sonra bakın teknolojide büyük bir patlama yaşanacak. Teknoloji bağımlılığı noktasında. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı var. Çocuklarımızı biz tabletten uzaklaştırırken şu anda çocuklarımız şu anda tabletle uyuyup tabletle, evet, kalıyor. Ve bunun sıkıntıları olacak. Bu noktada Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin var olduğunu annelerin, babaların, insanlarımızın bilmesini istiyorum. Rahatlıkla bilgi edinebilirler. Bakın daha önce bizim bir çağrı numaramız vardı. 444-79-75. Şimdi biz 115. 115. Çağrı numarasını aradıklarında meramlarını, isteklerini, sıkıntılarını 115 çağrı numarasının karşısına çıkacak olan genel merkezimizde bir psikoloğa çok rahatlıkla anlatıp o psikoloğumuzun yönlendirmesiyle hangi ilden arıyorsa o ilde YEDAM varsa hemen YEDAM'a anında ne yapılıyor? Bilgi veriliyor. Ve o kişi oraya gittiğinde adı soyadı önceden belli, meramının ne olduğu biliniyor ve dolayısıyla ona ne yapılıyor? Oradaki arkadaşlarımız gerekli hizmeti veriyorlar. Peki başkanım, gelen kişilerin bir tedavi süresi, zaman dilimi var mıdır yoksa bu kişiden kişiye değişiyor mu? Kişiden kişiye değişiyor ama ortalama 6 hafta sürüyor. Bakın ben Türkiye genelinde son bugünkü veri danışma hattını arama sayısı 322.424 Türkiye genelinde. YEDAM'ları. Bakın şu anda Türkiye genelinde 100 tane YEDAM var. Yani illerde, bazı ilçelerde, İstanbul'un bütün ilçelerinde var. Birkaç tane il hariç YEDAM'lar artık Türkiye'nin hemen hemen bütün şehirlerinde mevcut. Ve biz burada AMATEM, bizim için en önemli kurum, kuruluş AMATEM. Dolayısıyla bizim AMATEM'le de çok sıcak, samimi bir ilişkimiz var. Dolayısıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Nurgül Hanım ve Zeynep Hanım AMATEM yetkilisi. Aynı zamanda Zeynep Hanım bizim Yeşilay'ın gönüllüsüydü. Bizimle beraber okullara gelen, okullarda seminer veren bir doktor arkadaşımızdı. Onun da AMATEM'den sorumlu olması ayrıca Elazığ'a da çok büyük bir ivme, bir katkı kazandıracaktır. Bakın bu çok önemli. Ya bizi arayıp bize gelen annelerin, babaların serzenişlerini birebir biz tanık olduğumuz için bunun sadece o anne babayı ilgilendirmediğini, o kişinin tedavi edilmediği takdirde çevresindeki insanların da bundan ne kadar olumsuz etkileneceğini bilmelerini istiyorum. Bakın Elazığ'da hiç ummadığımız kişilerin yeğenleri, akrabaları maalesef madde bağımlısı ve YEDAM'a müracaat ediyorlar. Evet. Yani bu benim komşumda olmaz, benim yeğenimde olmaz, benim arkadaşımda olmaz demeyelim arkadaşlar. Peki başkanım, aileler bunu nasıl fark edecek? Bir ebeveyn çocuğunun işte uyuşturucu bağımlısı olduğunu, alkol bağımlısı olduğunu, işte bu bağımlılık nedir yani? Anneler nasıl anlayacak? Yani biz nasıl anlayacağız çocuğumuz şimdi, madde yani bağımlısı? O konuda mesela Selçuk Bey madde bağımlılığı noktasında eğitim almış bir formatör. Neler yapacağız Selçuk Bey? Yani o konuda daha detaylı bilgi verir. Nelere dikkat etmeli? Çocuğunu nasıl takip edecek? Ya da işte bir madde bağımlısı değil ama şimdi tüm anne ve babaların en büyük korkusu. İşte kötü arkadaşlıklar, evet, işte uyuşturucuya düştü mü, işte madde kullanıyor mu? Ya da kullanmaması için, o yola hiç sevk edilmemesi için biz anne babalar olarak nelere dikkat etmeliyiz? Bulaşan çocuğumuzun da bu olaylara karıştığını nasıl anlayacağız? Şimdi bizim öncelikle madde bağımlılığını bilmem için bir bağımlılığın öyküsünü aslında topluma bunu anlatmamız gerekiyor. Öncelikle bağımlılık nedir? Bizim bunu bilmemiz gerekiyor nedir toplum olarak. Nedir bağımlılık? Bağımlılık kişinin
yaptığı bir eylem veya bir davranış üzerindeki veya bir nesne üzerindeki kontrolünü kaybetmesidir. Günden güne ona esir olmasıdır. Onsuz bir yaşam sürememeye başlanmasıdır. Bu aslında bağımlılığın genel bir tanımıdır. Bu madde bağımlılığı içinde, teknoloji bağımlılığı içinde, aynı zamanda alkol, tütün bağımlılığı içinde genel olarak bağımlılığın tanımı bu ve buna benzerdir. Yani kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem, bir davranış üzerindeki kontrolünü kaybetmesidir. Bu ne olabilir? Geri geldiği zaman bir teknoloji olabilir. Geri geldiği zaman kişiyi kötü etkileyen bir madde olabilir. Burada önemli olan maddenin kullanım amacı. Madde, bu dediğimiz maddeler mesela bazı zamanlarda tıp dünyasında ilaç haline dönüştürülürken o maddeyi kötüye kullanım senaryosunda bu bizim için hayati bir önem arz edebiliyor. Yani burada önemli olan aslında bizim bu maddeye bakış açımıdır yani. Kişi zorunlu yerine getirmesi gerekenleri yaptıktan sonra hayatıyla ilgili normal hayatına devam edemiyorsa demek ki madde bağımlılığı bünyesine yavaş yavaş bulaşmaya başlamıştır. Bağımlılık öncelikle bizim bahsettiğimiz gibi her zaman bir beyin hastalığıdır. Bağımlılık aslında bir beyin hasta yani bir hastalıktır aslında. Yani bizim bunu telkinlerle işte arkadaş ortamındaki iyi konuşmalarla çözmeye çalışmamız aslında sonuç vermeyecektir. Çünkü bu bir beyin hastalığıdır. Beyin haz aldığı nesneyi veya maddeyi yani bu vücuda alınan maddeyi arar, sürekli arar. Olmadığı zaman da bunun yollarını aramak zorunda kalıyor insan. Ve bu da tabii ki yoksunluk belirtileri devreye girmiş oluyor burada da. Yani nasıl yoksunluk belirtisi? Örneğin bir teknoloji aletinde huzursuzluk, işte içe kapanma gibi ise maddede de terleme, kendini kötü hissetme, agresif davranış. Bizler burada bu şekilde anlayabiliriz aslında. Tabii ki her madde kullanan bağımlı mıdır? Değildir. Bağımlılığın aslında bir belirtileri vardı. Yani bağımlı kişinin aslında gösterdiği bazı belirtiler vardı. Biz zayıf karakterli ve problemli çocuklar mı bağımlılığa yatkındır? Şöyle diyebiliriz. Ya da ailenin de bu noktada etkisi var mıdır? Kesinlikle bağımlı olmamak için bir kere kişinin psikolojik sağlamlık dediğimiz bazı eylemleri yerine getirmesi gerekiyor. Bunlardan, nedir mesela? Bunlardan en önemlisi hayır diyebilmektir. Bir öğrenci, yani öğrenciden bahsedelim veya bir yetişkin veya bir kişi bulunduğu ortamda kullanıma veya kötü yönlendirmeye açıksa, eğer çevresinde hayır diyebilme yeteneğini gösteremiyorsa, bu kişi aslında yönlendirmeye, maddeyle maruz kalmaya açık bir birey haline gelmiştir. Yani özellikle bizim, aynı zamanda ben bir psikolojik danışmanım, okulda çalışan bir rehber öğretmenim aynı zamanda, rehberlik personeliyim. Yani aynı zamanda bizler okullarımızda, öğrencilerimize bu psikolojik sağlamlık durumlarını kazandırmaya çalışıyoruz. Yani aslında bizler bunu kazandırdığımız zaman madde bağımlılığı da, teknoloji bağımlılığı ve diğer bağımlılıklar da kendine toplumumuzda, çocuklarımız arasında ve gençlerimiz arasında yer bulamayacaktır. Öncelikle bizler gençlerimize nasıl hayır diyebilmeleri gerekiyor, bunları vermemiz lazım. Bu süreçte de aslında Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin düzenlediği bazı eğitim programları oldu. Oluyor ve olacak da daha sonraki zamanlar. Çünkü bunların planlamasından biz haberdarız. Özellikle tüm Türkiye genelinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı adı altında bir eğitim programı yıllardır süre gelen bir durum bu. Evet. Bu konuda bizler sahada en fazla okullarımız bünyesinde bulunan, milli eğitim bünyesinde bulunan rehberlik adı altında çalışan psikolojik danışmanlarımızla sağlıyoruz aslında. Onlar bizim bu alanda Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin en önemli çalışma arkadaşlarıdır. Adeta Türkiye İşler Cemiyeti'nin sahadaki Türkiye'nin en ucu yerindeki kılcal damarlarımız diye tabir ediyoruz yani biz bunları, bu arkadaşlarımızı. Yani onların aslında bu eğitim programlarını alıp kendi okullarında uyguladıkları bir dönemdeyiz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti bu programı planladığı zaman Türkiye genelinde 812 tane formatör, il formatörü, ben de bunlardan Elazığ ilinde biriyim madde bağımlılığı alanında, 812 formatör Türkiye'de her ilde yetiştirdi ve bunlar illerine giderek kendi illerinde, onlar da orada Türkiye bağımlılıkla mücadele uygulayıcı eğitimlerini verdiler ve şu an hangi mahalleye, hangi ile giderseniz gidin, hangi okula giderseniz gidin, oradaki psikolojik danışman arkadaşlarımız bu eğitimlerden yani çok büyük bir oranda geçtiler ve onlar bu konuda eğitim verecek ailelere, öğrencilere, yetkinlikte ve bu konuda çalışma yapıyorlar her sene. Peki, Selçuk Bey, ailelere ne tür tavsiyelerde bulunacaksınız? Evet, bizler öncelikle ailelerimize şunları söylemek istiyoruz. Yani bir kere bu gibi bir durumla karşılaştığımız zaman Yeşilay'ın
kendi yanlarında olduklarını unutmamaları gerekiyor. Biz nasıl yanlarındayız peki? Biz ne yaparak onların yanlarındayız? YEDAM'lar vasıtasıyla. Öncelikle kendileri bu konuda YEDAM'a başvurabilirler tedavi süreci için. Çocuğa nasıl tepki vermeli? Mesela bir anne ya da baba işte çocuğunun madde bağımlısı olduğunu gördü ama yani buna bağırarak mı tepki vermeli yoksa hiçbir şey bahsetmeden direkt YEDAM'la mı irtibata geçmeli? Nasıl bir yolu izlemeli? Evet. Şimdi o noktada şunu söyleyeyim. Bizim YEDAM'a gelen işte tedaviyi kabul eden gençlerimiz, bireylerimiz YEDAM'a geldiklerinde bizim psikolog arkadaşlarımız o danışanla görüşmelerini yaparken aynı zamanda grup terapileri dediğimiz bizim terapilerimiz var. Grup terapileri kimler var? Anne, baba ve kardeşleri, o evde yaşayan insanlar. Biz onlarla da ayrı ayrı ne yapıyoruz? Grup terapileri. Neden? Anne, baba evde madde bağımlısı olan, tedavi gören bir bireye nasıl davranmalı? Nelere dikkat etmeli? Nelerden bahsetmeli? Nasıl ona yaklaşmalı? Dolayısıyla bunları biz aynı zamanda ne yapıyor bizim oradaki psikolog arkadaşlarımız? Anneye babaya öğretiyor. Bu çok önemli bir süreç. Şimdi bize gelen mesela danışanların bir kısmı şunu söylüyor. Ben annemden, babamdan nefret ediyorum. Niye? Babam beni öldürmeye kalktı. Babam beni dövdü. Babam beni eve hapsetti. Şimdi bir düşünelim. Yani bir baba bir kızının madde bağımlısı olduğunu öğreniyor. Dolayısıyla ne yapabilir? İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyor. Var mı çevresinde bunun örnekleri? Yok. Ne yapacak? Orada onu eve kapatacak değil mi? Dışarıyla bağlantısını kesmeye çalışacak. Çok ısrarcı olursa ne yapacak onu zapt edebilmek için? Onu belki kolundan tutacak değil mi? Belki gerekirse orada şiddet de uygulayacak. Dolayısıyla bu ne oluyor tamamen? Siz o madde bağımlısı olan, o bağımlı olan gencimizi, bireyimizi tamamen ne yapıyorsunuz? Kaybetme noktasına geliyorsunuz. Anneyi, babayı kabul etmeyen, kardeşleri kabul etmeyen bir insan ve tamamen ne yapıyor? Tanıyamıyorsunuz. Evet. Ve bu noktada işte YEDAM'daki arkadaşlarımız danışanla görüşmelerinin yanı sıra haftada bir gün grup terapileriyle de ailenin diğer akranlarıyla da ayrı ayrı görüşmeler yapıyorlar. Bu noktada eğer bir annemiz, babamız çocuğuyla ilgili bir takım şüpheleri varsa onunla direkt diyaloğa geçeceği yere gelsinler YEDAM'a, arkadaşlarımızdan daha ayrıntılı bilgi alsınlar. Ne yapabilirim? Nasıl davranmalıyım? Ben çocuğumun bu işten kaybetmemek için ona nasıl yaklaşmalıyım? Bütün bu süreci YEDAM'daki arkadaşlarımız da ne yapabilirler? Paylaşabilirler. Arkadaşlarımız onlara gerekli olan bilgileri sunarlar. Dolayısıyla yani bağımlı olan bir insanla uğraşmak, onu o tedavi sürecinde kontrol altında tutabilmek Canan Hanım çok kolay bir iş değil. Evet. Zor bir iş. Ve biz bunu bizzat görüyoruz. Yani gözünüzün önünde siz kendi çocuğunuzu kaybediyorsunuz. Biz bunları yaşıyoruz. Yani baba hüngür hüngür ağlıyor YEDAM'ın içinde. Kızımı kurtarın diyor. Çaresiz. Bakın bir noktada çaresiz kalıyorsunuz. Geçenlerde bir hafta sonu bir ulusal kanalda bir annenin oğluyla buluşması. Ve konu ne? Madde bağımlısı olan bir gencin lisede başlıyor. Ve bu madde bağımlılığının sonradan farkına varıyorlar. Çocuk okulu bırakıyor, terk ediyor. Dolayısıyla yıllarca anne baba onu sokaklarda arıyor. Bir türlü onu ne yapamıyorlar? Yola getiremiyorlar. Bütün maddi imkanlarını o çocuğunu kurtarmak için harcıyorlar. Baba en sonunda dayanamıyor, vefat ediyor. Anne tek başına kalıyor ve o çocuğu buluyorlar. Çocuk belli bir yaşa gelmiş, 25 yaşın üzerinde ve tedavi olmayı kabul ediyor ve anneyle bir araya geliyor. Ve anne diyor ki biz çaresiz kaldık diyor. Elimiz, gözümüzün önünde çocuğumuz böyle eridi gitti diyor ve biz ona diyor elini tutamadık diyor. Yani gözümüzün önünde tutamıyoruz. Yani o noktaya gelmemek için biz işte Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nda gençlerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın bizim projelerimiz var. İşte Selçuk'la beraber bizim 5 tane formatör arkadaşımız var. Biz yetişkin eğitim projesini Elazığ'da uyguladık. Depremden önceki süreçte tam 3000 anne babaya biz ne yaptık? Orada eğitim verdik. Arkadaşlarımız neyi anlattılar? Madde bağımlısı olan bir genç, bir bireyi gördüğünüzde nasıl davranacaksınız? Çocuğunuzda ne gibi belirtiler var?
Ne yapmanız lazım? Bakın biz bunu annelere, babalara, babaların büyük bir kısmı katılmadılar, onu söyleyeyim. Anneler bu konuda çok daha duyarlı. Annelere alkolü anlattılar, madde bağımlılığını anlattılar, teknoloji bağımlılığını anlattılar. YEDAM'dan bahsettim ben orada kendilerine. Yani biz orada ne yaptık? Bir farkındalık oluştu. Çocuktaki belirtileri nelerdir başkanım? Mesela yoksunluk belirtisi var, içe kapanma var, kilo kaybı var, agresifleşme var. Okul hayatında başarısızlıklar var. Dolayısıyla tamamen kendisini içe kapıyor. Akşam yemeğine bile gelmiyor. Sabah kahvaltısında yok. Dolayısıyla biz bu belirtileri eğer hissettiğimiz anda çocuğumuzdan şüphelenmemiz lazım. Belirtilere şunu eklemek isterim aslında. Bizler bağımlılığın belirtilerini aslında kategori halinde sunuyoruz. Örneğin fiziksel bazı belirtiler olabiliyor, bazı davranışsal belirtiler olabiliyor ve bazı psikolojik belirtiler gözlemleyebiliyoruz. Nedir mesela Selçuk Bey açacak olursak? Bizler fiziksel belirtiler arasında örneğin uyku bozuklukları, mesela çocuğumuzda veya bireyde, bu herhangi biri olabilir, uyku bozuklukları gözlemlenebiliyorsa mesela burada dikkat etmemiz gerekiyor. Ani kilo kaybı, bu da önemli mesela. Ani kilo kaybı varsa biz bunun sebebini öğrenmemiz gerekiyor. Yani her ani kilo kaybı gösteren kişi veya her uyku bozukluğu olan kişi madde bağımlısı diyebilir miyiz? Hayır, ama biz şüphelendik ve gözlemlemeye başladık. Dolayısıyla bunları, yani bu doneleri bizler bundan bir yere not etmemiz gerekiyor. Mesela kişisel bakımını ihmal etme. Bu da aslında bizlerin madde bağımlılığına bulaşmış gençlerimizde gördüğümüz veya gözlemlediğimiz en önemli belirtilerden bazılarıdır. Kendine her zamankinden daha az özen gösterme, kişisel bakımına her zamanki gibi özen gösterme. Bunlar bazı fiziksel belirtilerden bazılarıdır. Ve davranışsal belirtiler var. Bazı davranışsal belirtilerden birkaçını sayacak olursak agresif tutumlar. Mesela kişi agresif tutumlarda bulunuyor. Her zaman normal, şen şakrak olan, etrafını neşe saçan kişi belli bir zaman sonra, belli bazı olaylar geliştikten sonra agresif bazı tutumlara girebiliyor. Bizler bu donanımlarda... Her şeye çabuk sinirlenme. Gibi, evet. İçe kapanma, bu da mesela önemli. İçe kapanma, örneğin bu da bazı belirtilerden, birçok belirtilerden bazıları. Dikkatli azalma, odaklanamama, normalde günlük hayatında odaklanabilen, güzel bir şekilde derslerine çalışıp başarısını artırabilen öğrenciler örneğin odaklanamamaya başlıyor. Bu da belirtilerden bazıları ve psikolojik bazı belirtiler var. Bu psikolojik belirtilerde duygu durum bozuklukları, ani neşelenme, olmadık yerde gülme veya gülünecek yerde ağlama gibi bazı duygu durum bozuklukları gözlemleyebiliyoruz. Yani tüm bu belirtileri aslında bir kefeye koyduğumuz zaman, şimdi bunlar var diye direkt madde bağımlısı diyemeyiz. Bunlar olduğu zaman şüpheleniyoruz biz o kişiden veya o gencimizden. Şüphelendikten sonra tabii ki bir uzman desteği, bu konuda bizlerin de çünkü yani vatandaş olarak yetersiz kalabileceğimiz bazı alanlar var. Bu da bağımlılık da bunlardan bazıları. Yani bizler de bu konuda bir uzman desteğine vatandaşlarımız olarak başvurabiliriz. Peki. Başkanım, YEDAM olarak çok da güzel bir etkinliğe yine imza attınız. Her hafta mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek hem YEDAM'ın çalışmalarını hem bağımlılıkla mücadele noktasında yaptıklarınızı anlatırken bir de muhtarlardan destek bekliyorsunuz. Evet. Nedir bunun ayrıntıları? Yani şimdi ben şunu söyleyeyim. Bakın ben 6 yıldır şube başkanlığı görevini yürütüyorum. 27 yıllık da öğretmenim aynı zamanda. Benim 27 yıllık meslek hayatımda ve şube başkanlığı görevim sırasında hep şunu ifade ettim. Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir şey var. Mış gibi yaşamlar diyor ya. Hangi işi yaparsak yapalım, gerçekten işi ciddi yapacağız. Yani göstermelik bir iş yapmayacağız. Yani ben şube başkanı isem, ben şube başkanlığının sorumluluklarını yerine getirmeliyim, ötelememeliyim. Veya bugün yapayım, 3 gün sonra yine aynı şekilde devam edeyim değil. Yani bir işe girmişsek o işten bir netice almamız lazım. Bu bir gönüllülük işi. Ve bu bana göre bir memleket meselesi. Türkiye meselesi. Evet. Önemli bir mesele. Ve ben Elazığ, memleketimi çok seviyorum. Ve ben bunu Yeşilay'ın bölge toplantılarında, genel merkezde yapılan bütün toplantılarında Elazığ her şeyden nasiplensin. Elazığ da sahip olsun. YEDAM'dan da Elazığ nasiplensin. Rehabilitasyon merkezlerinden de nasiplensin. Başka benim formatör arkadaşlarımın bir eğitimi varsa benim formatör arkadaşlarım da ondan nasiplensin. Niye? O benim memleketimin insanının işine yarayacak. Dolayısıyla biz bunu yaparken özellikle YEDAM'lar daha henüz kurulma aşamasındayken ben Sayın Valimizin başkanlığında, vali yardımcılarımızın başkanlığında Çetin Oktay Kaldırım'dan bahsediyorum. O valilerimizin başkanlığında biz il özel idaresinin
Konferans salonunda 38 tane mahalle muhtarına ve kurum müdürlerine ben bizzat sunum yaptım. YEDAM'ı anlattım, rehabilitasyon merkezini anlattım. Neden buna ihtiyaç duyuldu, neden? Bunları anlattık detaylı bir şekilde ve muhtarlarımızdan biz dedik ki YEDAM açıldığı zaman bize kendi bir mahallenin muhtarı çok önemlidir Canan Hanım. Kendi mahallesinde ne oluyor, ne bitiyor, kim hasta, kim hasta değil, kimin bugün üzüntüsü var, kimin bugün neşesi evet. var, her şeyi çok iyi bilir. Ben mahalle muhtarlarını çok önemsiyorum bu konuda. Dolayısıyla onlardan bu noktada yardım talep etmiştik. Ama geçen süre zarfında seçimler girdi araya. Yeniden bazı mahalle muhtarları değişti. Ve baktık ki YEDAM'a ama bana devamlı dönüşler var. Bu memleketin insanlarıyız. Yani bizi arıyorlar. Mahallemizde şu var diyorlar. Bu var diyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Sıkıntının devam ettiğini biz biliyoruz, görüyoruz. Emniyetle il uyuşturucu kurul toplantılarında orada bir takım veriler açıklanıyor. Elazığ'ın durumunu ortaya koyuyorlar emniyet yetkililerimiz. Canla başla çalışıyorlar, biliyoruz. Onlarla da biz diyalog halindeyiz devamlı. Baktık bundan bir sonuç elde edemeyeceğiz. Ve Sayın Valimiz göreve başladı. Göreve başladıktan sonra hayırlı olsuna gittik. Daha sonra tekrar Yeşilay ve Yeşilay'ın sorunlarını, Yeşilay'ın Elazığ'da yapmak istediklerini Sayın Valimizle paylaşmak istedik ve ben orada Sayın Valimizden bir talepte bulundum. Dedim ki Sayın Valim öyle böyle biz YEDAM'ı açtık ama mahalle muhtarlarımızdan bize bir dönük gelmedi. Seçimler girdi, şu oldu, bu oldu. Sayın Valimiz ne yapalım dedi. Dedim Sayın Valim biz muhtarlarımızı YEDAM'a davet edelim. Gelsinler, merkezimizi görsünler, çayımızı kahvemizi içsinler. Yarım saat 40 dakika onlarla YEDAM'ın ne olduğunu, oradaki bizim psikolog arkadaşlarımızı da bizzat görsünler, sistemimizi görsünler. Ve kendi mahallelerinde böyle bir durumla karşılaştıkları zaman artık şunu desinler. Yani biz artık ne yapabiliriz, ne edebiliriz'in cevabını YEDAM var, YEDAM'da çözsünler. Sayın Valimiz çok güzel karşıladı. Ve mukadder müdürüm valilikte onu görevlendirdi. Ve çok güzel bir organizasyonla biz 38 tane mahalle muhtarımızı, beldelerin mahalle muhtarlarını ne yaptık? Şu ana kadar 9 grup halinde yani 90 mahalle muhtarını YEDAM'da ağırladık. Ve şu anda son aşamaya geldik. Merkeze bağlı köy muhtarları. Bu kış şeyinden dolayı 15 Mart'tan itibaren onları Sayın Müdürüm bize gönderecekler, gelecekler sağ olsunlar. Ve biz orada YEDAM'ı anlatıyorum ve ben muhtarlarıma şunu söylüyorum. Bakın diyorum ben Elazığlıyım, sizler de Elazığlısınız, memleketimiz. Dolayısıyla artık YEDAM'ın ne olduğunu gördünüz, bildiniz. Bundan sonraki süreçte sizin mahallenizde böyle bir durumla karşılaştığınız zaman sırtınızı dönerseniz, duymamazlıktan gelirseniz bu vebal sizindir. Evet. Yani bu benim şahsi meselem değil, bu Sayın Valimizin meselesi değil. Bu Elazığ'ın meselesi, 7'den 70'e herkesin meselesi. Bakın şu anda YEDAM'a geçen hafta itibariyle danışan, müracaat eden ve bizim arkadaşlarımızın görüştüğü kişi sayısı 845. Bunlardan 74 tanesi madde bağımlısı. Ve bunların içerisinde 16 yaşında gencecik insanlarımız var, kızlarımız var. Büyük bir rakam aslında, küçük göz ardı edilecek bir sayı değil. Bakın 845 evet. Ve Türkiye genelinde ne dedim ben 322.424 danışma hattı aranmış. Ve bizim orada sosyal hizmet uzmanımız var. Bakın sosyal hizmet uzmanımız niye var YEDAM'da? Sosyal hizmet uzmanımız oraya gelen danışanın annesini, babasını, gelir durumunu, çevresini, her şeyini ne yapıyor? Orada araştırıyor, inceliyor, bir profil ortaya çıkarıyor. Ve biz mesela Ticaret Sanayi Odası'yla görüştük, Asil Han Bey'le görüştük. Niye? Danışan arınıyor, maddeden kurtuluyor. Siz onu hayata kazandırmak zorundasınız değil mi? Ama toplumumuzda şöyle bir kanı var. İşte bu madde kullanıyordu, bunun artık kurtulması mümkün değil. Kimse iş de vermiyordu. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanımız kapıları çalıyor. Biz ne yaptık? Ticaret Sanayi Odası'na gittik ve orada başkanımız sağ olsun dedi ki meslek edindirme kurslarına dahil edelim. Meslek edindirme kurslarına gelsinler, yani katılsınlar, bir meslek edindirme kurs belgesini elde etsinler ve onlara o noktada ne yapalım dediler? Destek. Yardımcı olalım dediler. Evet. Mesela İHA yetkilileri sağ olsunlar bizim YEDAM'ımızı ziyaret ettiler. Onlar sahadalar, bakın sahada biz gidiyoruz diyor, odun veriyoruz, kömür veriyoruz ama diyor annenin diyor iki çocuğu da diyor madde bağımlısı. Ne yapacağımızı şaşırmıştık ama YEDAM'ın var olduğunu öğrendik. Bakın sahada ne yapıyorlar bize? Danışan. Biz ne yapıyoruz? Oraya gelen kişinin maddi durumu değil, İHA yetkilileriyle görüşüyoruz. Sosyal hizmet uzmanımız onlara ne yapıyor o noktada? Yardımcı oluyor. Peki. Başkanım bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Diğer projelerimiz de vardı. Onlar da inşallah bir başka sefere i̇nşallah neler değil. Yapacağız. Çünkü mesela bizim bir projemiz var. Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı. 7. sınıf öğrencilerine yönelik sadece bir program. Onu da daha sonraki zamanlarda inşallah dile getiririz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bir Fırat'ta Gündem programının daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.